Merhaba, bir programa daha hoş geldiniz. Bugün yine koronayı ama koronayla beraber esasında gazeteciliği, gazetecilik derken de bu kanallara çıkan, işte haber programları çıkanları konuşacağım biraz. Önce şunu anlatayım. Biz bazı sözcüklerin ne anlama geldiğini pek bilmiyoruz. Bazılarını da yanlış kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi çağdaş ve çağcıl. Çağdaş kelimesini çok yanlış kullanıyoruz. Çağdaş, adaş gibi bir şey esasında. Ya da yandaş, yoldaş gibi bir şey. Çağdaş aynı çağda yaşayanların, yani yaşayanları kasteden bir şey, onu açıklayan bir şey. Çağdaş olmak, modern olmak anlamına gelmiyor. Çünkü çağdaş bazen yani beni çok rahatsız ediyor mesela. Yani şimdi Kenan Evren benim çağdaşım mesela. İşte Erdoğan benim çağdaşım, Süleyman Soylu çağdaşım, Tansu Çiller, Mehmet Ağar, aklınıza buna benzer kim geliyorsa bunlar benim çağdaşım. Çağdaş yerine kullanmamız gereken kelime çağcıl. Yani neyi? Çağın gerekliliklerini ileriye dönük yakalayan insan. Modernizmi ve demokrasiyi ve gelişmeyi kabul eden, bunu da kendi içerisinde artık yaşamaya başlayan insan. Buradan nereye geleceğim? Çağdaş, çağcıldan nereye geleceğim? İşte yanlış kullanıyoruz dediğim mesela Çağdaş Yaşamı Derneği var ya, Çağdaş Yaşamı Derneği. Çağcıl olması lazım onlar ama dilimize uyduğu için, alışkanlık haline geldiği için değiştirmiyorlar. Çağdaş gazeteciler için de aynı şey yani. Aynı çağda yaşayan gazeteciler. Hepsi benimle aynı fikirde değil. O yüzden ben o dernekte onlarla beraber değilim. Yani ben çağcıl gazetecilerle beraber olmak için o derneği benimsiyorum. Bunu söyledim. Şimdi bu kelimeden şuraya geleceğim. Tartışmaya geleceğim. Tartışmayı da bilmediğimiz için, işte çağdaş kalıp da çağcıl olmadığımız için tartışmayı da bilmiyoruz. Neyi bilmiyoruz? Tartışmayla kavgayı birbirine karıştırıyoruz. Televizyonda tartışma biraz uzar ve bir tarafın aleyhine giderse, aleyhine giden taraf sesini yükseltmeye başlıyor. Onu kavga zannediyor çünkü. Tartışmada haksız olmak ona bir savaşta yenilmiş, bir kavgada yenilmiş gibi geliyor. Oysa tartışma budur zaten. Doğru olanı bulma noktasında tartışma vardır. Mesela geçen akşam İsmail arkadaşın Doğu Perinçek'le tartışması gibi. Doğu Perinçek çok fena sinirlendi. 90'lardaki bir konuşmasından örnek verdi İsmail'in kendisine. Doğu Perinçek çok sinirlendi. Orayı terk ederim, bu adamlarla çıkmamak lazım. Halbuki tartışıyorsun yani. O tartışmada verilen örnekte doğru bir örnek. Gayet doğal, aynen dediğin gibi. Yani o da o zaman söylemişim yanlıştı deyip tartışmayı kapatabilirsin ama ben bir daha çıkmıyorum. Çıkmazsan çıkma. Zaten koronavirüs programına seni eski mavi olduğun için çıkartmışlardı. Büyük bir olasılıkla. Yoksa Doğu Perinçek koronavirüsünden niye konuşuyor ki yani? Zaten bir parti başkanı böyle bir niye çıkar ki o programlara devamlı, yani her programa? Garip bir şey. Neyse, bu tartışmaya niye geldim çağdaştan? Çünkü işte televizyonlarda tartışma programları var. İşte bizde de var, biz de aynı şeyini yapmaya çalışıyoruz. Bizimki biraz zor oluyor. Karşı taraftan insanlar bizim kanallara pek çıkmak istemiyorlar çünkü. Ama diğer kanallarda var. Bilhassa işte AKP, CHP, İYİ Parti, şimdi diğer partilerde HDP'yi çıkartmıyorlar. Bir tartışma ortamı var. Bu da gayet doğal.
Fakat aynı insanlar bu gibi durumlarda, yani şey gibi durumda, böyle koronavirüs salgını gibi durumlarında programlarını koronavirüse çeviriyorlar. Bu da gayet doğal bir şey. Yani moderatör belki değişebilir ama bunların anladığım kadarıyla sağlık muhabirleri, yazarları falan yok. Bu kadar lükse niye yok onu anlamadım. Çünkü aynı moderatörler devam ediyor tartışma şeylere. Şimdi aynı insanlar devam edince bu da bir tartışma şeklinde gidiyor. Şöyle bir şey oluyor. Esasında olması gerekeni ben anlatmaya çalışayım. Olması gereken şu. Koronavirüsten ilgili uzmanlar otururlar. Bir merkezde, yani bu hükümet olabilir. Çünkü devletin yapması gereken bir şey bu. Oturup nasıl ve neler yapılması gerektiğini tartışırlar. Bu toplantıda hangi ilaçların kullanılmasına kadar kıyasıya bir tartışma olabilir. Bu gayet doğaldır. Çünkü bu sadece doktorların ve bilim insanlarının, bilimcilerin kendi aralarındaki bir tartışmadır. Doğruyu bulmak için bu tartışmanın da yapılması gerekir. Tartışma olmadan doğruyu kimse bulamaz. Yani ilaç firmaları da bulamazlar. Şimdi birkaç ilaç firması haldır huldur aşı yapmaya çalışıyor. Belki hapta yapmaya çalışıyorlar. Bilemiyorum o kadarını. Ama biz bu insanları televizyona çıkartıp tartıştırıyoruz. Neyi tartıştırıyoruz? İşte birisi diyor ki, efendim diyor, suyun içine biraz tuz atarsanız diyor, onu gargara yaparsanız, işte bıyık tarafına da üstü daha da sürerseniz, koronavirüsü zaten ilk önce boğazdan gittiği için boğaz dezenfekte olmuş olur. Ve siz hiçbir zaman koronavirüsü ne bulaşmazsınız. Hadi bakalım. Pıt diye bir, yani bütün dünya bilimcileri, ilaç firmaları, kimyagerler araştırırken bizim tıbbi sultan buldu. Şimdi hadi buldu diyelim ve hadi de doğru diyelim ama bu sefer karşıdaki doktor diyor ki hocam ne kadar doğru söylese de, efendim üstadım ne kadar şöyle söylese de, böyle söylese de ağızdaki bir takım bize faydalı işte 550 tane desem mi, 650 mi desem faydalı bir takım şeyler var. Tuz onları yok edecek. Bu sefer ne yapacağız diyor. Diyor. Şimdi bu iki doktor, birisi sevilen halkın tanıdığı, öbürü de gayet oturaklı bir şekilde orayı doldurmuş birisi, inandırıcı da konuşuyor. Halk öldü mü ikiye? Şimdi bu bir hastalık, bu bir salgın. İnsanlar ölüyor. Siz halkın önünde böyle bir tartışma yapamazsınız. Bu bir gazetecilik değil. Tabii tartışma programında hep onu yönettikleri için tartışmalar ciddi şekilde böyle yükselmeye başlayınca o moderatörlerde de bir havalar olmaya başlıyor. Bak ne güzel tartıştırıyorum diye. Halbuki ya niye tartıştırıyorsun? Kessene tartışmayı. Bu halkın önünde tartışılacak bir şey değil ki. Ondan sonra başka kanala geçiyorsun, sinirleniyorsun oradan. Ben sinirleniyorum, başka kanala geçiyorum. Orada da gene 6 tane doktor var. Çok da iyi program yapıyor. Ama bir tanesi işte o devletin kurduğu konseyden gelmiş. O virüs, mikrop uzmanı bir doktor. İşte öbürü ilaç uzmanı, öbürü doğal ilaçlar uzmanı. Bir tane psikolog var, bir tanesi onkoloji uzmanı falan filan. Belli ki önceki bölümde öbürleri konuşmuş. O devletin şeyinde, konseyinde olan vatandaş diyor ki ben niye bunlarla beraber çağırdınız ki diyor. Şimdi kanser hocasının ne alakası var bununla? Ben yalnız olmalıydım. Bütün sorulara ben cevap vermeliydim. Benim dışımda kimse bunlara cevap veremez diye moderatöre fırçasını atıyor. Moderatör de diyor ki en sonu, hani ben bunlar olduğunu bilseydim gelmezdim diyor. Halbuki haklı moderatör.
programa çıkmadan önce kimlerle olunduğu bütün katılımcılara söylenir bunu. Biz de yapıyoruz, onlar da yapıyorlar. Ama işine gelmeyen, hoşlaşmadığı ya da kendisinin belki de söyleyeceği ama başkalarının söylediği şeyler söylenince kendisine eksik bilgi kalmış gibi hissediyor herhalde. Ya ben söyleyecektim, niye yerimi kaptı gibi bir duygu mudur nedir? Bunlarla olacaksan ben çıkmam diyor. Neyse 4-5 soru soruldu, cevap verdi ve çıktı gitti o Doktor Mehmet Bey. Şimdi bu da bir tartışma, yanlış bir tartışma halkın gözünde. Çünkü mesela halk zannediyor ki oradaki kanser uzmanı oraya boşa çıkartılmış. İşte o kan alanları yer olur mu? Bu tip hastalıklarda bunun için doktor olmaya gerek yok. Biraz beyni çalışan, işte çağcıl olan insanı yakalayacağı bir şey bu. Kanser hastasının, şeker hastasının, yüksek tansiyon hastasının bir takım virüslere yakalanma olasılıkları ya da hızları ya da ondan sonraki tedavileri. Mesela ben kalp hastasıyım, gripte grip ilacı kullanamıyorum. Bu öksürük, bilmem aksırık, tıksırık, koronavirüs olursa ben bunları kullanabilecek miyim? Bunu o herkese kızan, diğer doktorlara kızan Doktor Mehmet bilemez ama bir kardiyoloji uzmanı oraya çıktığı zaman bunu anlatacak. Türkiye'nin de atıyorum 80 milyonun, 5 milyonun kardiyolojiden dolayı sorunluysa bunu öğrenecek. 3 milyonu da kanserse bunu öğrenecek. İşte 7 milyonu böbrek hastasıysa bunu öğrenecek. Tedbirini, bütün herkesin tedbirini aynı şekilde değil ki. Gerçi ne kadar bir parça tuz buraya, tuzlu su, gargara, gurgara çözsek de inandırıcı gelmeyenler var benim gibi. Şimdi bu çağdaştan buraya gelmemin nedeni işte çağdaşlığı, çağcılık zannettiğimiz sürece, okuyup çağcıl bir insan olmadığımız sürece tartışmayı da kavgayla karıştırıp sonra her konuda da halkın önünde tartışabiliriz zannediyoruz. Hayır, tartışamayız. Savaş planını da tartışalım o zaman. İşte Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri açıkçası Suriye'yle nasıl savaşacaksınız diye ben gazeteci olarak sorayım efendim. Sağdan kaç bomba, soldan kaç bomba, yukarıdan aşağıdan, denizden ne kadar, ne gideceksiniz diye. Saat kaçta orada olacak gemiler falan diye mesela. Bu tartışılabilecek, konuşabilecek şey değil ki bunlar. Bunlar kendi aralarında çözecekleri şeyler. O yüzden gazeteciliği de böyle bilmiyoruz. Tartışma programlarında her şey konuşulabilir zannediyoruz. Tabii Beyiz Ateş'in başına gelenler kimsenin başına gelsin istemem. O da gene koronavirüsten ilgili çıkartmış Ali Rıza Demircan mıdır nedir? Kendini din uleması zanneden bir herif. İşte o da kadınların, erkeklerin ne zaman birleşeceklerini yoksa çarpılıp şöyle böyle olacaklarını işte anlatmış. Ben anlatmayayım, hoş şeyler değil. Büyük bir olasılıkla seyretmişsinizdir zaten. Adamcağız Beyiz Ateş halktan özür dileye bir hal oldu. Bunlar hep çağdaşlıkla çağcılığı birbirine karıştırdığımızdan kaynaklanıyor. Çağdaşla çağcıl arasındaki farkı en güzel nasıl anlatabilirim? İşte bir şarkıcıya hani sormuşlardı ya, Beethoven dinliyor musunuz diye. Vallahi diyor, şimdiye kadar hiç dinlemedim ama diyor, yani kendisini konsere davet ederiz ya da giderim bir konserinde dinlerim diyor. İşte bu çağdaş ama çağcıl değil. O evinde hiçbir Beethoven dinlememiş. İdil Biret'ten bir Beethoven esteri dinlersem, müziği dinlersem, piyanosu dinlersem nasıl olur diye bir ufku yok, hiçbir zaman da olmayacak.
çağdaş ama çağ dışı kalacak. Çağdaşların çağ dışıları bir felaket ve Türkiye bunu yaşıyor şu anda. İşte çağcılla çağdaş arasındaki fark olduğu için bir sürü yerdeki kalabalığı yasaklarken camilerdekini yasaklasak da mı saklasak, yasaklamasak da mı yasaklasak diye bir ikilem içerisindeler. Her türlü emri verebilen Erdoğan cami konusunda tek açıklama yapmıyor. Bu konuda hiç konuşmuyor. Evet, son olarak şunu söyleyeyim. İşte ben Türkiye açısından pek iyimser yazılar yazmadım bu koronavirüs hakkında. Program da yapmıştım. Artı TV'de de yaptım aynı programı. Çok sıcak bakmıyorum yaklaşımlara. Bir takım şeylerde geç kalındığına, işte ne bileyim ben, yarın sabah 8'den itibaren uçak kalkmayacak. Bu açıklama akşam 10'da yapılıyor. Ne oluyor? 8, 10 saat. Bu ne demektir? Sanki halka diyorsun ki işte ya. Efendim sabah 8'e kadar koronavirüsü izinli. Hiç kimseye bulaşmayacak. Ama aldığımız habere göre 8'den sonra herkesin canını okurum dedi. Onun için uçağa bindirmeyin. Böyle bir şey bu yani. İki hasta çıktıktan 4 gün sonra okulları kapatmak da yani koronavirüsü 4 gün izinliydi o zaman. Çocuklara bulaşmayacak diye. Bir rahatlık da var böyle. Çocuklara bulaşmayacak diye ki çocukları saldım çayıra. Mevlam kayıra. Şimdi bir iki saat sonra tabii siz bu programı yarın izleyeceksiniz bana göre. Ben bir iki saat sonra neyse şu anda konuştuğumdan bir iki saat sonra televizyon programları başlayacak. Ben gene o işkencenin karşısına oturacağım. O programların tam ortasında birdenbire alttan anons geçmeye başlayacak. Son dakika. İşte 23 tane daha koronavirüsle hastamız oldu müjde. Tabii bunu abartıyorum, şaka yapıyorum ama nedense akşam açıklama yapılıyor. Bu daha az panik olsun diye mi yapılıyor bilmiyorum. Gündüz bu insanları saklamanın ne anlamı var bilmiyorum. Benim ilk endişem, yazımdaki endişem şuydu. Hapishaneler, askeri koğuşlar, bunlar çok önemli. Hala bir kimsenin kıpırdadığı yok. Yurt dışındaki askerler hangi şartlarda kalıyorlar, ne şekilde? 3 mülteciler, 4 hapishanedeki bilhassa bebek çocuklar. Devletin burada hiçbir şey göz önünde bulundurmadan herkesi tahliye etmesi lazım. İleride tekrar yapan ülkeler var bunu çünkü. İleride tekrar almak üzere tahliyeler şart. Son duyduğum Edirne'de bir hasta olayı baş göstermiş ama tam emin değiliz, tam teyit edilmedi. Bunun haberi geldiğinde zaten arkası sapır sapır gidebilir ve çok tehlikeli. Umarım böyle bir şey olmaz. Bunlara dikkat etmiştim. Gene son olarak dikkat çekiyorum. Hapishaneler, askeri koğuşlar, yurt dışındaki askerler, sınırdaki Suriyeliler. Sınırdaki Suriyeliler. Bunlar çok önemli. Böyle bir rakam çıkar ki çünkü bu 2, 4, 8, 16, 32, 64 gibi karelerle ilerleyen bir hastalık. Birdenbire karşınızda 15 bin, 20 bin, 30 bin, 50 bin hastanın olması bu sebepten dolayı kara köklerle şey oluyor ve o 60 binin 20 bini öldüğü zaman ne yapacağınızı şaşırırsınız. Gerçi bu hükümet şaşırmıyor tabii de ama biz şaşırırız, biz üzülürüz. Onu söyleyeyim. Evet, umarım bir daha bu konuda program yapmam, sevindirici haberler gelir ya da sevindirici bir program yaparım. Evet, bir programın daha sonuna geldik.
Umarım artık televizyonlarda program yapanlar, tartışmayla da programa katılanlar, tartışmayla kavganın ayrı şeyler olduğunu, tartışmada bir doğruya doğru gidildiğini ve birisinin sonuçta karşı tarafı, bir tarafı ikna edeceğini inanması, öğrenmesi ve sağlık gibi konularda halkın önünde tartışılmaması gerektiğini öğrenirler umarım. Teşekkürler. Bir dahaki programa görüşmek üzere. Thank you.